Herkese merhaba arkadaşlar. E-Futbol 2022 mobille alakalı yeni gelişmeler var arkadaşlar. E-Futbol puanları ile alakalı, etkinliklerle alakalı, bizi karşılayacak kampanyalarla alakalı bilgilendirme yaptık ona. Öncelikle arkadaşlar etkinlik modu kaldırıldı oyundan şu anda. Sadece online maç bölümü açık, standart online maç bölümü bakın burada. Onun dışında şu anda herhangi bir bölümde maç yapamıyoruz ve yarın maç day gelecek mi? Yani cuma günü maç day gelecek mi? İnanın bir açıklama yok ama ben büyük ihtimalle son bir kez daha gelir diye tahmin ediyorum ama gelmeme olasılığı da yüksek arkadaşlar, bilginiz olsun. Ben herhangi bir bilgi görmedim. Eğer gözümden kaçmış bir yer varsa da yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım yarın merakla bekliyoruz. Son bir kez maçta gelecek mi? Şimdi arkadaşlar e-futbol puanları ile alakalı dediğim gibi gelişmeler var. Bunun uzatılacağı ile alakalı zaten tahminlerimiz vardı. Büyük ihtimalle uzatma ihtimali vardı ve uzatıldı. Toplamda 97, yani en son kullanabileceğimiz e-futbol puanları 97 gün uzatılmış oldu arkadaşlar. Bilginiz olsun, bu gayet güzel oldu. 90 gün boyunca e-futbol puanlarımız, yani kastığımız e-futbol puanları elimizde kalmış olacak. Ben de toplamda da 50 kaç 57 bine yakın bir e-futbol puanım vardı. En yakın e-futbol puanım 45-47 bin e-futbol puanım 97 gün boyunca uzatılmış oldu. Bu güzel oldu arkadaşlar. Güzel bir haber oldu. Yani mantıklı olan da bu zaten. Çünkü e-futbol puanlarıyla hiçbir şey yapamıyorduk. Kullanabileceğimiz doğru düzgün bir şey yoktu. En azından bunu uzatmaları çok iyi oldu. Bir diğer konuda arkadaşlar 2022 mobilin açılmasıyla birlikte, yani bakıma girip oyun güncellendikten sonra karşımıza çıkacak etkinlikle alakalı bir kampanya düzenliyorlar. Onu hemen okuyalım sizlerle birlikte. 02.06.2022'de eFootball 2022'de bir kampanya başlayacak. PES 2021 oynadığınız için teşekkür ederiz demiş. Burada işte 1.1.0 güncellemesi ardından eFootball parası alabileceğiniz özel bir kampanya düzenleyeceğiz. Yani eFootball parası arkadaşlar MyClub parası oluyor. Yeni adıyla artık eFootball parası diye tanımlayacağız. Ayrıca planladığımız bir sürü etkinlik ve rüya takımımızı katmayı çok isteyeceğimiz ilgi çekici oyuncular olacak. Yani rüya takımından bahsettiği bizim MyClub'dan bahsediyor arkadaşlar. Bu konsolda oynadığımız sistemin aynısı olacağı için oraya da rüya takım diyorlar. Kampanya ön izlemesi, düzenleyeceğimiz giriş kampanyası da kampanya döneminde yalnızca oyuna giriş yaparak toplamda 300 e-futbol puası diyor. Yani bir kereye mahsus toplamda diyor. Yani bir giriş kampanyası olacak. Bu konsoldaki gibi arkadaşlar. Konsolda da vardı. Hatırlayınız vardır. Bir gün e-futbol parası alıyorduk. Bir gün e-futbol puanı alıyorduk mesela. Büyük ihtimalle onun gibi bir şey olacak. Toplamda 7 gün boyunca 3 gün e-futbol parası 100-100-100. Toplamda 4 günde e-futbol puanı alacağımız bir kampanya olacak. Büyük ihtimalle o şekilde diye düşünüyorum. Kasanızı doldurmak ve seçtiğiniz bir oyuncu ile sözleşme imzalamak için bu harika bir fırsat diyor. Özel oyuncu listesi ön izlemesi diyor. Yeni oynayıştan keyif almanıza imkan sağlayacak oyuncu becerine sahip oyuncuları özenle seçtik ve bunları öne çıkan oyuncu olarak yayınladık demiş. Yani bir öne çıkan oyuncu bir paketi yayınlamayı planlıyorlar. Nasıl bir oyuncu seçecekler? Ha, neye göre oyuncu belirleyecekler? Onu da henüz açıklamamışlar ama konsolda Chelsea'nin kulüp selection tarzında bir etkinliği geleceği belirtilmiş arkadaşlar. Yani Chelsea'nin bir kulüp selection tarzında bir etkinliği geleceği belirlenmiş ama burada onun açıklamasını detaylı yapmamışlar ama konsolda o gözüküyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle konsola gelen etkinlikle burada gelecek etkinlik olan aynı olması bekleniyor. Büyük ihtimalle Chelsea'nin öne çıkan oyuncuları gelme ihtimali yüksek olabilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada belirtmemişler ama konsol tarafındaki bilgilere baktığımız zaman Chelsea'nin kulüp selection'ı gelecek arkadaşlar. Yeni oynayışta keyif almanız imkan sağlayacak ya oyuncu becerine sahip oyunculara özenle seçtik ve bunları öne çıkan oyuncu olarak yayınladık diyor. Yani büyük ihtimalle Chelsea gelecek. Üstelik Albert Ferrer, Andrea Iniesta ve Patrick Kluivert gibi efsanevi oyuncuları da sözleşme imzalayabileceksiniz. Yani bu paket olaraktan da efsanevi paket olarak da içinde bu oyuncuların bulunduğu bir efsanevi paket açılımı gelecek. Keşke yeni bir oyuncu eklemiş olsalardı buraya, güzel olurdu. Üst düzey yeteneklere sözleşme imzalayacağız. Takımımızı güçlendirdiğimiz için fırsatınızı kaçırmak istemezsiniz de. Etkinlik ön izlemesi.
Şimdi bu konsolda olduğu gibi burada da hala yeni komutları öğrenme aşamasındaysanız Starker etkinliğiyle yanınızdayız. Bu etkinlikte yani yapay zekaya karşı maçlar yapabilirsiniz. Bu kadar etkinlikte yeni anlayış, deneyimi ve yeteneklerinizi geliştirin. Yani yeni oyun tarzıyla yapay zekaya karşı maç yapıp kendinizi geliştirebilirsiniz diyor. Bakalım yepyeni bir oyun tarzı bizi beklediği için. Bakın bekleyip göreceğiz. Üstelik bu etkinlikten GP seviye antrenmanı programı gibi değerli öğeleri diğer etkinliklere göre daha hızlı şekilde kazanabileceksiniz. Bu şeyden bahsediyordum zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz oyuncu slotunuzu 500 doldurun. Buradan oyuncuları satarak antrenör kasacaksınız diye. Bunu günlerdir anlatıyorum. İnşallah faydalanırsınız. Bu fırsatı iyi kullanarak rüya takımınızı hassas düzenlemeler yapın. Starker etkinliğinin dışında PvP mücadelesi etkinlikleri, YZ'ye karşı tur etkinlikleri gibi daha pek çok etkinlikleri planladık. Bu bizi oyun açıldığında bekleyecek olan etkinlikler arkadaşlar. Yeni bir özellik diyor. Hedefler. Hedefler oyunu yeni eklenen bir özellik. Bu oyunu belli bir şekilde oynayarak hedefleri tamamlayabilirsiniz. Bunun en iyi tarafı hedefleri tamamlayarak çeşitli ödüller kazanacak olmanız. Bu nedenle mutlaka hepsini tamamlamaya çalışın. Yani bu hedefler bu match pass gibi bir şey mi olacak? Onu tam olarak bilmiyoruz arkadaşlar. Match pass olabilir. Bu FIFA'dan bilirsiniz. Yıldız bileti özelliği vardı. Puan kazandıkça belli başlı ödüller vardı. Hatta oyuncular falan bile vardı biliyorsunuz. FIFA'dan FIFA oynayanlar bunu çok iyi bilir. Acaba ona benzer bir şey etkinlik mi gelecek? Bilmiyoruz ama yeni bir özellik diyor. Bakalım bekleyip merakla ben de çok merak ettim gerçekten. Merakla bekliyoruz. Futbol puanları ile alakalı bilgiyi aktardık. Bunu aktardık. Burada İngilizce bir şeyler yazıyordu. Bu neydi? En az arkadaşlar 3.3 GB boş yer olmasından bahsediyor büyük ihtimalle burada. Evet arkadaşlar şimdi Türkçe'ye çevirdim. Şu anda ekrana yansıtamıyorum ama sizlere şurayı okuyacağım. Bu güncellemeyi yüklemek için yaklaşık 3.3 GB boş alan gerekecektir. Bu nedenle indirmeye başlamadan önce lütfen cihazınızda yeterli alana sahip olduğunuzu emin olun diyor. Yani toplamda 3.3 GB boş alan olması gerektiğinden bahsediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 3.3 dosyanızın boyutunu göz önüne alındığını indirmek için Wi-Fi'yi bağlamanız şiddetle tavsiye ederiz falan filan. Google Play'in her zaman doğru indirme boyutunu göstermeyeceğini belirten raporlar aldık. Bu nedenle indirme ilerleme çubuğu %100'e ulaştıktan sonra bile cihazınızın tam dosyaya indirmeyi bitirmediğinden emin olmak için bir süre beklemenizi öneririz. Yani bazı arkadaşlar %100 doldu diyor mesela, bir türlü olmuyor diyor, iptal ediyor, tekrar güncelliyor. Bunu yapmayın diyor, belli bir süre bekleyin diyor. Ama 3.3 GB mutlaka boş alanınız olması gerektiğinden bahsediyor burada arkadaşlar. Ona göre yer açın, bir sorun yaşamayın. Konama ID'nizi mutlaka bağlayın. Konama ID'yi her zaman söylüyoruz. Çünkü güncellemelerde her zaman sorunlar yaşanıyor arkadaşlar. 3.3 GB boş alan mutlaka olması için dikkat edin. Andrei sürümlerde 0.7 ve üzeri, bellek 2 GB ve üzeri diyor arkadaşlar Android'de. Bu iOS'ta bir değişiklik vardı. iOS'a baktığımız zaman şöyle iOS'a bir kontrol etmek istiyorum. iOS'ta da daha farklıydı arkadaşlar. Şöyle hemen bir kontrol ediyorum. Sistem gereksinimi iOS'ta şu anda ekrana yansıtıyor olabilirim büyük ihtimalle arkadaşlar. iOS 13 ile uyumlu cihazlar iPhone 6s ve üzeri diyor. iPad Pro 6.7 inç veya üzeri diyor. iPad 5. nesil veya üzeri diyor. iPad Air 2 veya üzeri. iPad Mini 4 veya üzeri. iPad Touch 7. nesil üzeri olması gerekiyor. Android'de de bu şekilde arkadaşlar. iOS 7 ve üzeri sürüm. En az 2 GB bellek RAM. Bu mesela PES 2021 mobilde 2 GB'tı arkadaşlar. 3 GB'tı. Burada 2 GB'a düşürmüşler. Cihazınızın minimum gereksinimleri karşılasa bile oyunu düzgün bir şekilde çalışamayacağınızı unutmayın. Yani minimum gereksinimler belki karşılayabilir cihazınız. Ben de mesela Note 20 ile oynuyordum. Yani 8 GB RAM. Çok üst düzeyde işlemci olmasına rağmen en yüksek grafikte oynayamıyordum. Bundan bahsediyor. Cihazınız minimum gereksinimleri karşılasa bile oyun düzgün bir şekilde çalıştıramayabileceğini unutmayın diyor. Böyle şeylerle
karşılaşabilirsiniz diyor. Evet arkadaşlar, bakalım, merakla bekliyoruz. Gerçekten alınmayan gelen kutusu öğelerini zaten biliyorsunuz. Onları daha önce de bahsetmiştik. Taşınmayacak. Bunları mutlaka güncellemeden başlamadan önce bunları mutlaka alın ve kullanın diyor. Kullanmayı unutmayın diyor. Evet arkadaşlar, artık merakla bekliyoruz. Sizler de atladığım bir konu varsa mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.